Tamam. Ya bu fotoğrafı mı aldın? Nerede? Babam benim kolumdan tutup cama doğru attı. O sırada da ben Cen'in pozisyona gelip bekledim, duvarı tuttum. Ondan sonra zaten büyük bir gürültü geldi. Birden böyle üstüme şey geldi yani. Taş falan geldi, tahtalar falan geldi. O sırada bir kendimden geçtim, bayılmış gibi oldum. Sonra gözümü açtığımda yerin altındaydık yani, fark ettim üzerimizde toprak falan vardı, çatı üstümüze yıkılmıştı. İşte o sırada annem babama doğru babama sesleniyordu. Babam en başta annem duymamış onu. Babam bana Emirhan Emirhan dedi. Ben baba iyi misin dedim. Bana cevap vermedi. Ondan sonra işte ben çıkmaya çalıştım. Annemle konuşuyoruz biz. İşte çıkmaya çalış. Ben en başta dedim anne öleceğiz, hakkını helal et. Annem bana çıkmaya çalış. Umut verdi bana çıkmaya çalış diye. Çıkmaya çalıştım. Bir taş vardı ayağımın altında. Onu kontrol ettim sağlam mı diye. Baktım sağlam. Çünkü sağlam olmasa anneme gidecekti. Annem hemen ayağımın altındaydı. Taşın baktım sağlam. Taştan destek alarak kendimi yukarı ettim. Sol elimin üstünde de bir yastık vardı. Yastık kapatmıştı. Yastığı kaldırdım. Üzerine taşlar vardı. Yastığı kaldırdım. Bir elimi dışarı çıkarttım. Dışarı çok soğuktu. Bir taşı tuttum. Sonra Bismillah diyerek kendimi yukarı çekmeye çalıştım. Kendimi kalçama kadar yukarı çektim. Sonra ellerimi yere dayayarak yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda komşularımız bize elektrik ışık tutuyordu. Onlardan ışığı aldım. Bir çıktığım delikte anneme tuttum. Annemin hep bir yüzü şeydi, toz olmuştu. Bana yardım çağır diyordu. O sırada bir komşumuzun oğlu geldi, Ahmet sağ olsun. Ben gittim bir kürek falan aradım. Küçük bir şey buldum. Kürek gibi bir şey buldum. Onu abiye götürdüm. Bir de benim buramda çok büyük bir ağrı vardı. Kırık varmış burada. İşte o ağrıyla 2-3 kere gidip annemi kontrol ettim. Sonra beni bir arabaya aldılar. Üzerime battaniye falan verdiler. Ve ben 3-4 saat arabada bekledim. Annemi çıkartıp hastaneye göndermişler. Bana arabada selofan taktılar. Ben şeyde yani olay yerini anlamıştım yani babamın vefat ettiğini. Divandan cama adımımı atar yani ben attığımı bilmem ama eşimin attığını yani o anda karanlık olduğu için görmedim. Ben attığımı bilim atar atmaz sanki böyle kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Böyle har hor su sesleri, şey sesleri. Kendimize geldiğimizde oğluma seslendim. Emirhan dedim. Emir dedim. Emir dedim. Emir dedi ki ey dedi anne dedim oğlum iyi misin? Ne dedi anne dedi ölük dedi. Öleceğiz dedi. Oğlum dedi öleceğiz anne. Dedim oğlum öyle deme dedim. Hele dene sen çıkamayacaksın o bizden üstteydi. Dene dedim çıkamayacak mısınız dedi. Anne dedi deneyeceğim dedi. Bismillah dedi. Allahu Ekber Allahu Ekber dedi. Asıldı. Çıktıktan sonra oğluma dedim ki oğlum dedim. Hele ses yani sesim gidi demek. Tamam dedi anne dedi. O anda yani kimler var kimler yok anımsayam yani. 3 kişiye 4 kişiye odaklanmışım demek. Onların sesine odaklanmışım. Kurtardı çektiler şey ettiler birazcık eştikten sonra böyle baktım yumuşaklık var. Yumuşaklık var böyle toprak gittikten sonra baktım yani ışıklar da elektrikten tuttukları için görünüyor yani karanlıkta göremem. Böyle tersige gelmiş ayağını gördüm. Bir de baktım elimi vurdum böyle toprakları elimden temizledim eşimin par. Böyle karnı gelmiş karnıma bacakları. Bir ayağı benim bacağımın altında bir ayağı üstümde. Eşim yani o anda bir dünyam başıma yıkıldı zaten. Eşimin ayağını tuttum. Ramazan. Bayılmış. Ben dedim bayıldı mı? Ne oldu? Böyle vurdum, şey ettim, baktım yok. Yani iki kelime söyledi. Çağırdıktan sonra Ramazan dedim. Sadece bana iki kelime söyledi. Dedim Ramazan iyi misin? Dedi yok dedi. Gülay dedi. Öldüm. Ben öldüm dedi. Öleyim. O kadarcık bir kelime. Dedi, eşimi kucakladım şeyini. Ayağını böyle buz gibi oldu zaten. Şöyle ayağının şeyinden buz gibi oldu. Kucaklamışım ama bana umut verdiler. Dediler
Oradakileri Gülay dedi sakin ol. Ramazan bayılmıştır. İşte gelecekler kurtaracaklar şey edecekler. Beni çıkardıktan sonra eşimi çıkarmışlar. Beni arabaya aldılar. Şeyden ambulanstan götürdüler. Götürdükten sonra arabada oğlum da vardı Mehmet. Mehmet'e telefon geldi sorayım Mehmet dedim. Annem baban dedim nasıl? Anne babama dedi damar yolu açmışlar dedi. Kalp masajı yapmışlar dedi babamın dedi. Yani hayata dönmüş. Umutlandım. Hastaneye gittikten sonra da halen haber geldi ki yani eşim sağ diye. Çocukların babası sağ diye umutlandım. Bekle bekle haber yok. Haber geldi ki çocuklarımın başına ben döndüm. Çocuklarım yani bilmiyorum ben o anda çocuklarım aklıma geldi. O anda çocuklarımdan hani ben de ölseydim ne olurdu çocuklarım? 5 tane çocuğum hem öksüz hem yetim kalacaklardı. Ne bileyim Rabbim böyle yazmış demek eşimin kaderini de benim kaderimi de demek benim yani kaderimde yaşamak varmış onunkinde de. Şehit oldu benim kocam. Ben öldü değil miyim? Yani hepsi de bilirler. Ben öldü değil miyim? Benim kocam şehit oldu. Eşim, çocuklarım. Yani bir kefeye koyamıyorum muyum hepsini de? Hepsi de benim canım ciğerim de. Ben eşimi çok seven bir insandım. Elimden kaydı gitti benim eşim. Elimi tutmuştu o anda. Elimden kaydı gitti. Annemle Emirhan bir hafta yattılar. Emirhan çok şükür yani şu an biraz daha iyi durumu. Annemi günlük hastaneye götürüp getiriyoruz. Tramvaya bağlı beyin damarlarında yırtık varmış. Yani yırtık beyin damarları, kılcal damarlarda. Denge problemi, görme problemi var. Yani biz olmadan, evlatlarından biri olmadan yani yürüyemiyor. Yani fay hattının üzerinde en büyük yıkım bizim köyde oldu. Yani köyle beraber biz de yıkıldık yani. Babamızı kaybettik. Babam gençti. 52 yaşındaydı daha. 5 tane ardında yetim bıraktı. Ben yani onları yani bana seslen ben sana seslendikten sonra Emirhan Emirhan iyi misin dedim. Dedi anne hakkını helal et. Çocuğumuz olsun. Ya, yani çocuklarım Allah çocuklarımı bağışladı sana çocuğumu bağışladı eşimi de. Demek var.